Herhangi bir problem olmaz statta. Şimdi dostlar, hepimizin kafasında biz bu Osimhen'i kadroda tutabilir miyiz? Biz bu Osimhen'i transfer edebilir miyiz? Bu var. Şimdi Osimhen Galatasaray'da çok mutlu. Bir kere işin en pozitif tarafı bu. Adam iyi ki Galatasaray'a gelmişim diyor. Aslında biz yıllık 500-600 milyon euro geliri olan bir kulüp olsak Musa, ciddi ciddi Osimhen'i kadroda tutma ihtimalimiz de var. Ama yıllık 500-600 milyon euroluk bir gelir yaratmamız gerekiyor. Biz 150 milyon euro civarını bulduk zaman zaten Fenerbahçe Beşiktaş bize de yaklaşamıyor bu. Ne stat, ne ürün, ne reklam, ne sponsorluk vesaire hiçbir şekilde yaklaşamıyorlar yani. Ama bir yandan da bu adamın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Osimhen de kalmak istiyor. Dünyaca ünlü forvet Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi. Yönetim harekete geçti. Osimhen'in bonservisi için devre arasında Napoli ile masaya oturulacak. Abi yönetim 25 harekete yaşındaki geçti. süper forvet bonservis sorunumu çözün dedi. Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bir bölümünü sponsorlar aracılığıyla ödemeyi planladığı kaydedildi. Cimbom devre arasında Napoli kulüp yönetimiyle temaslara başlayacak. Şimdi Abi Musa, sen gene öncelikle bana şunu kırdın. anlatayım. Sen üzerine konuş. Öncelikle şunu anlatayım. Bir fon oluşturmayı düşünüyorlar. Bunda bütün sponsorlardan bütçelerine göre, durumlarına göre bir katkı almayı planlıyorlar. Artı taraftarı bu işin içine çekmeyi düşünüyorlar. Taraftardan ciddi anlamda bir organizasyon yapıp Icardi Osimhen için para toplamak istiyorlar ve yöneticiler Galatasaray'ın kasası. Yani yöneticiler de elini cebine atacak. Galatasaray'ın kasasından da para çıkacak. Ben de çok istiyorum bu adamı ama 75 milyona istemiyorum. Biz bu parayı toplayıp versek bile bizim için bu hayati bir kumar. Ama böyle Ben bir vermem plan var. abi. Böyle bir plan var. Abi ben vermem. Benle aynı fikirde olmana da sevindim yani. Şimdi 75 milyon para topluyor biliyorsak ben Osimhen'i almazdım abi. Ya eyvallah, saygı duyuyorum. Çok da güzel işler de yapabilir. 75 milyon ben para toplayacaksam 15-15 4 tane oyuncu alırdım yani. Biraz daha böyle zorlardım kendimi. Tamam mı? Yani ortalaması da böyle kaliteli, böyle tam böyle işte şunun teklifi yapmak üzereyken, Real Madrid teklifi yapmak üzereyken almak üzere olduğun oyuncular alırdım. Yani o tarzda oyunculara giderdim abi. Yani riskini öyle giderdim. Dörde bölerdim. O parayı, harcayacağım parayı dörde bölerdim. Yani Kiralık olarak imkanın konuşuyorum. varsa alırsın. İmkanın var mı? Bak manyak adam demiş ki çok boşuyorum. İmkanım var. İmkanım var mı? Zorla taraftarın cebine gideceksin. Hayır, Sponsor hayır bak, bulacaksın. bir İmkanın şekilde bu yok parayı abi. toplarsın cami olarak. Bak, bir şekilde cami olarak bu parayı toplarsın. Ama Osimhen yani bir şey olur, sakatlanır veya formu düşer, değil mi? Hayatın içerisinde bunlar var. O zaman abi bittin, öldün, mahvoldun. Perişan oldun. Biz böyle bir riske giremeyiz. Yelert bile ne kadar canımızı acıtıyor. Değil mi? Bir de düşünsene. Osimhen'e 75 verdin. Allah göstermesin sakatlandı veya formu düştü, bilmem bir şey oldu. Bittik abi, öldük. Batuhan hocamız Musa'ya laf söyletmem demiş. Vay 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 vay. Allah Batuhan abi teşekkür ediyorum. arkadaşlığımızı daim etsin Batuhan hocam. Akif Kutay Yılmaz, Eyüp abi bu son haberi verince Musa abiden herkes huzurunda özür diliyorum. Sen Musa abiden daha polyanlısın dedi, demiş. Osimhen haberi. Osimhen dedi ya. Osimhen'e ağlayabilir miyiz? Haberini verdi ya. Kalmak istiyorum diye. Ya arkadaşlar bakın. Osimhen, ben de kalmasını istiyorum abi. Bir rüyada gibiyiz Osimhen'le. Icardi, Osimhen, Batshuayi. Ya ben kendimi şu an City taraftarı gibi hissediyorum. Bayern Münih taraftarı, Real Madrid taraftarı gibi hissediyorum. Cidden böyle hissediyorum. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar da işte Nürnberg taraftarı gibi, Osasuna taraftarı gibi hissediyorlar kendi forvetlerine baktıklarında. Ben Abi. söyleyeyim size yani. O yüzden bu beni de çok heyecanlandırıyor. Ama
Kardeşim yok yok yok. Yok yani. Böyle bir para yok. Toplasak bile vermememiz gereken bir para. Kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Osimhen, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain gibi ekiplerin listesinde. Şimdi bana şöyle mesajlar geliyor Musa Instagram'dan takip ettiğim kişilerden. Abi Chelsea enayi mi, neden o zaman peşinde gidiyor? Kardeşim Chelsea 1 milyar lira kazanıp 75'ini vermeyi planlıyor. Sen 150 milyon kazanıp 75'ini vereceksin. Senin aldığın riskle Chelsea'nin aldığı risk aynı değil. Chelsea risk almıyor abi. Chelsea kötü çıksa ne olur ya? Veya işte Yani arkadaşlar diyor Barcelona ki kötü çıksa ne olur? abi arkadaşlar diyor ki uzun kısa bu sene şamp bak mesela hangi şartlarda olabilir o olay? Bu sene şampiyon olursak tamam mı? Şampiyon olursak 50 milyon Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli alıyoruz 3 aşağı 5 yukarı. O paranın hepsini üstüne biz de katalım. O paranın hepsini Osimhen'e verelim diyorlar. Anlatabildim mi? Onu yapmaya çalışıyorlar. Olur mu? Batuhan Can 75 milyon. Türkmenbasını dinlendirmek lazım. Sağ zemini bozuk demiş. Sağ zeminini düzelttiler hocam. Sağ zeminini düzelttiler. Musa senin 12'de yayının var mı? Annem mi Var. geldi? Var. Selam. Oo, Süleyman Bey Evet. hoş geldiniz. Herkese selam Oyun arkadaşlar. değişikliği yapalım. 5 Yok sağ ol. dakika. Sen mahalle zaten Musa abimi dinliyor. Bugün bütün mahalle dinliyoruz. İyi hadi bakalım. O zaman arkadaşlar bize müsaade. Musa 5 Yıldız dakika. Derin Haber 1905'te 5 dakika 3 dakika sonra yayında olacak. Musa Yıldız'ı izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Galatasaray'a önce Elfsborg sonra Beşiktaş karşısında başarılar. İnşallah bu iki maçı da kazanacağız. Gümbür gümbür hem Avrupa'da hem Türkiye'de yolumuza devam edeceğiz. Hoşça kalın.